Çok yoruldum. Git üstünü değiştir, dinlen biraz. Babam iyi bir insan değildi abi. Acımasızdı. Zalimdi. Gaddardı. Sadece düşmanlarına değil, sevdiklerine de öyleydi. Öz evlatlarına bile. Sorsa, adam olmamız için öyle davranıyordu değil mi? Bizi yetiştirmek için. Hatırlıyor musun? Bir keresinde bizi bir kuyuya kapatmıştı. Kör, karanlık bir kuyuya. Ben 7-8 yaşındaydım. Sen de 3. 3. İnsan 3 yaşını hatırlar mı? Ben hatırlıyorum. Ben o kuyuyu hiç unutmadım abi. Neymiş? İrademiz güçlenecekmiş ha. Üstünü kapatmıştı bir de o kuyunun. Soğuk, karanlık, belimize kadar su. Tir tir titriyoruz. Sen bir de ben hasta olayım diye beni kucağına almaya çalışmıştın da düşürmüştün ya. Ne yapayım oğlum, kollarım dayanmadı. Güzel dayak yedik. Çok dayak yedik. En çok sen yedin. Ben arada bir kaçıyordum. Sen benimkileri de yiyordun. Senin yediklerinin yanında benimkinin hesabı olmaz ama. Hatta bir kere dövdüğünü unutup bir daha dövdüğü olmuştu. Rahmetli annem araya girmeye çalışırdı. Ne yapsın kadıncağız? Niye yapıyorsun diye soruyordu. Seviyorum çünkü. Sevdiğim için yapıyorum. Çırpınıp dururdu kadıncağız. Onlar senin evlatların derdi. Neden yapıyorsun derdi. Annemi hiç dinliyor muydu ki? Bir kulağından giriyordu, bir kulağından çıkıyordu. Bazen diyorsun ya bana, seni tanıyamıyorum. Bazen seni anlamıyorum, kim olduğunu bilemiyorum diyorsun ya. Haklısın. Ben de anlayamıyorum. Bence Fuat Usta benim kodlarımı yanlış girmiş. Kabloları ters bağlamış. Sevgiyle şiddeti birleştirmiş. Aynı devreye bağlamış. Ben galiba o kuyunun içinden hiç çıkamadım abi. Hayır, 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 hayır. Hayır oğlum, bu senin kaderin değil, tamam mı? O gün o kuyudan nasıl çıktıysak... şimdi de bu belanın içinden öyle çıkacağız. Tamam, bitti her şey. O artık hayatta değil. Yukarıda öylece uzanmış yatıyor. Hiç kimse için bir tehdit oluşturmuyor. Artık konuşamaz. Kızamaz. Bağıramaz. O zaman biz niye ağlıyoruz abi?
biz niye üzülüyoruz onun için? Belki de onun için ağlamıyoruzdur. Kaybolan yıllarımıza kendimize ağlıyoruzdur. Tamam. Yarın o toprağın altına giriyor. İzin ver. Onunla birlikte bize yaptığı her şeyi toprağın altına girsin. Oğlum biz hala toprağın üstündeyiz. Hayattayız. Biz onun gibi olmamalıyız, olmayacağız da. En azından sevdiklerimize karşı. Birbirimize karşı. Sana gerçekten inanamıyorum ya. Beni bundan nasıl mahrum bırakabiliyorsun? İşte ama her zaman yapılmaz. Her zaman ikide bir yapılırsa kıymeti olmaz. Enişte gerçekten çok iyi oldu yaptın. Mükemmel olmuş. Afiyet olsun. Sana da geçmiş olsun güzel yeğenim. Sağ ol teyze. Haldeciğim geçmiş olsun. Sen neden gözaltına alındın biz onu anlayamadık. Fuat'ı vurduğunu biliyorlarmış da bilmem ne. Delil falan da yok ellerinde. Boşatıp dolu tutmaya çalışıyorlar. Bu yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Rıza. Afiyet olsun. Beraber olsun. Geç otur. Ben o işi hallettim. Bak olmaz bu babamın özel menüsü. Ben içeriden hatta sana sıcak sıcak getireyim. Neler oldu? Biz yarım yamalak bir şeyler duyduk ama. İhtiyar seni vurmuş. İhtiyar mı? Ben bunları anlatmak için geldim de siz nereden biliyorsunuz? Burak aradı.